Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün tantuni yapacağım, evde deneyeceğim. Tantuni hep beraber başlayacağız arkadaşlar. Ben 1 kilo yağlı kıyma aldım. Siz isterseniz et alıp kuşbaşıdan daha küçük küçük doğrayabilirsiniz. O daha da iyi olur. Ben kıymadan yapacağım. Kıyma aldım. Dediğim gibi biraz yağlı kıyma olursa daha güzel olur. Baharat olarak da arkadaşlar ben şey kullanıyorum. Karabiber, toz biber, pul biber, tuz. Fazla da bir şey koymuyoruz. Tek tek şimdi nasıl pişireceğiz? Nasıl olur? Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ocağa koydum. Şimdi bu iyice pişecek, sulanacak, suyu çekilecek. Ondan sonra baharatlarını atacağım. Şimdi bunun üzerine bir kapak koyacağız. Sulansın. Suyu çektikten sonra iyice pişecek. Ondan sonra görürüz hep beraber. Evet arkadaşlarımız, kıymamız yavaş yavaş suyunu bıraktı. Birazdan bu suyunu çekmiş olur. Biraz yağ vereceğim. Baharatını da vereceğim. Ondan sonra servis yapmaya başlarız inşallah. Evet arkadaşlar, kıymamız suyunu çekmeye başladı. Şimdi yağını vereceğim. Biraz da yağdan piştikten sonra baharatını vereceğim. Gayet güzel oluyor. Arkadaşlar şimdi yağını veriyoruz. Biraz da pişmesi lazım. Baharatlarını da şimdi vereceğim. Burada arkadaşlar şey var, karabiber, pul biber, toz biber, tuz. Bunları da beraber acı size kalmış. Ne kadar acılı istiyorsanız, acı seviyorsanız tabii ki acılı yapabilirsiniz. Arkadaşlar böyle karıştırıyoruz ki altı dibi tutmasın diye. Sık sık şey karıştırarak dip tutmasın. Dibi tutarsa olmaz. Yani bu pratik bir yemek olur. Rahat, basit. Siz de deneyin arkadaşlar. Lezzetli oluyor. Bunun bir de salatası var. Buna salata da koyarsınız, soğanla, turşu biber varsa, acı biber, tuz biberi güzel olur.
Arkadaşlar kıymamız pişti, hazırdır. Artık servise hazır. Ben şimdi nasıl servis yapacağımızı göstereceğim arkadaşlar. Beraber bakıyoruz şimdi. Ekmeğini güzel bir şekilde. Arkadaşlar bunu lavaşta da yapabilirsiniz. Somunda da yapabiliriz. Ben lavaş ekmeği bulamadığım için şimdi bunun ekmeğini bu şekil yağlıyorum arkadaşlar. Böyle lezzet veriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ekmeğini yağladım. Şimdi içini dolduracağım. Bir de güzel bir salatayla, soğan salatası. Evet arkadaşlar, şimdi salatasını da koyuyoruz. Oh. Bir de bir ayran mı artık? Evet arkadaşlar, şimdi salatasını da koyduk mu servise hazırdır. Evet. Şu şekilde lavaşta da güzel oluyor ama ben lavaş bulamadığım için somun yaptım arkadaşlar. Pratik, güzel, rahat. Buraya kadar eğer izlediyseniz arkadaşlar abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın. Videomuz burada bitti. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar, herkese teşekkür ederiz. İnşallah beğenirsiniz. Siz de evde denersiniz. Bize abone olursanız teşekkür ederiz. Allah razı olsun herkese. Yiyenlere de afiyet olsun bu arada. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.